CHP'de genel başkanın değişimiyle birlikte çift başlılık tartışmaları da devam ediyor. Parti meclisinde krize de döndü bu tartışmalar. Şimdi belediye başkan adaylarının belirlenme süreci var. İmamoğlu'na genel başkan Özel'den bu sürece ret geldi. Yani sen belirlemek istersen benden bu onayı alamazsın dedi Özel. İmamoğlu'nun İzmir'e genel sekreter yardımcım Buğra Gökçe aday olsun önerisi de kabul edilmedi. Bu yüzden İzmir adayı henüz açıklanmadı diyebiliriz. İbre'nin DEM Parti'nin de sıcak baktığı Tunç Soyer'e döndüğü iddia ediliyor. CHP'de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilk kriz parti meclisi toplantısında yaşandı. Özel İstanbul için İmamoğlu'nu aday gösterdi. Ancak İmamoğlu'ndan gelen İzmir adayını ben belirleyeyim talebi reddedildi. Biraz daha CHP'de kurultayın ardından başlayan çift başlılık tartışmaları giderek alevleniyor. İstanbul ilçeleri başta olmak üzere CHP'nin belediye başkan adaylarını belirlemek isteyen İmamoğlu'na Özel'den veto geldi. Bu yüzden parti meclisinde İzmir adayı açıklanamadı. Ekrem İmamoğlu İzmir adayı için İBB Genel Sekreter Yardımcılığından istifa eden Buğra Gökçe'yi önerdi. Ancak Özel bu öneriye karşı çıktı. Parti meclisinde yaşanan bu çatlak sonrası İzmir'de belediye başkan adaylığı için İbre mevcut başkan Tunç Soyer'e döndü. Özel geçen hafta yaptığı açıklamada Soyer'in ismine net bir şekilde karşı çıkmıştı. Özel'in hem İmamoğlu'nun adayını göstermemek için hem de DEM Parti ile yapılan ittifak görüşmelerinde ilerleme sağlamak için Tunç Soyer ismine sıcak baktığı iddiası var. DEM Parti ile yapılan görüşmede bu konunun da değerlendirildiği ileri sürülmüştü. Peki Aydın Belediye Başkan adayı neden açıklanmadı? Özel mevcut başkan Özlem Çerçioğlu'nun seçimleri kazanacağını düşünmüyor. Ancak ikinci bir adayı da bulunmuyor. Özel ilk önce Aydın'da ilçe belediyelerini açıklayıp ardından belediye başkanını belirlemek istiyor. Bu hamlesiyle Çerçioğlu'nun ilçe belediye başkanları üzerindeki etkisini kırmak istiyor. Diğer yandan CHP 9 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı önümüzdeki hafta açıklamayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez bütçe görüşmelerinde kürsüde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti. Bu durum meclis aritmatiğini de etkiledi. Saadet Partisi grubu milletvekili sayısı 19'a indiği için düştü. Ancak CHP'den Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasab'ın Saadet Partisi'ne geçmesiyle birlikte grup yeniden kuruldu. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütçe görüşmelerinde konuşmasını tamamladı, kürsünün arkasına yığıldı. Önce doktor milletvekilleri yanına koştu. Kalp masajı yapıldı, hastaneye kaldırıldı. Ancak hayata döndürülemedi. Bundan sonra da Avrupa Birliği'ne girme garantiniz yok. Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ani vefatı meclis aritmatiğini de etkiledi. 20 milletvekili bulunan Saadet Partisi'nin sandalye sayısı 19'a gerileyince grupta düştü. Bütçe görüşmeleri hafta sonunda devam ederken günlük program Saadet Partisi grubu olmaksızın ilan edildi. Bu sırada muhalefet cephesinden Saadet Partisi grubunu sürdürmek için formül arayışı sürdü. Aslında Demokrat Parti'den Salih Uzun'un geçmesi bekleniyordu. Hamle CHP'den geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması, halkın yaşadığı gerçeklerin tüm açıklığıyla ve etkinlikle Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden ifade edilmesine olanak tanınması ve bu çerçevede bütçe görüşmeleri süresiyle kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya Milletvekilimiz Sayın Doktor Ali Fazıl Kasap Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek bu amaçla Saadet Partisi grubuna geçmiş bulunuyor. Yarından itibaren Saadet Partisi grubu burada temsil edilecek. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap bütçe görüşmeleriyle sınırlı olmak üzere Saadet Partisi'ne geçti. Kasap kararını Haber Globe'le, Hasan Bitmez'in söylemi bitmesin diye vicdani sorumluluk hissettim. Grubun düşmemesi için geçtim sözleriyle değerlendirdi. Bu arada CHP, Saadet Partisi grubunun yaşaması için diğer partilerden de destek istedi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması amacıyla bu tavrımızı almış bulunuyoruz. Diğer tüm siyasal partilerden de bu tavra destek bekliyoruz. İfade etmek istedim. Teşekkür ederim. Meclis aritmatiği son transferle birlikte yeniden değişti. CHP'nin sandalye sayısı 129'a inerken Saadet Partisi'nin sayısı 20'ye çıktı.